Nasıl almaz? Şöyle düşün. Şu an Fireflux. Şu an evet, daha öncesinde gördük bunu çok fazla yaptığını. Bence gerek yok ya. Bence orta koridor gelir burada bir tane. Bence orta koridor nişancı alınmalı. Bir şey söyleyeyim mi? Mid gelir. Ben İlker Yıldırım rahibesiz. Ve tüm kötü tanrının nişancısıyım. Bence nişancı alınmalıyım. Yok. Abi elimde çünkü Sunshine varken salacak. Nişancı almam Sunshine. Çünkü yani şey gibi en meta olmayan şeyi söyle. Al bu maç bununla oynayacaksın bu kompozisyon arasında da Sunshine oynar yani evet. Onunla. Oynar ben o yüzden o gücü kullanmak ister diye düşünüyorum. Şimdi büyük ihtimalle rakip carry'i gördükten sonra Sunshine karşısında rahat ettiği bir şey isteyecek orada. Ben ve ne yasaklama attıklarının bir önemi tamam. Kalmayacak. Evet. Burnunun kapalı olduğunu. Evet, yasaklamalar geliyor şimdi. Ha burnu açık olsa mesela atıyorum. Evet. Çekmek istemiyorsun evet. O ayrı o ayrı. Ben burnu direkt burnu ihtimalini düşünmüştüm. Bruno ile beraber Novara'yı aldığını bir hayal etsene. Aa o acayip olurdu. Evet o biraz ben bunu yasaklandı o kadar alışamadım ki artık. Brock gitti. Arkadaşım. Neler kaldı? Tankla beraber orta altın koridoru Fireflux'ta Violence'de de Valencia'da orman gözüküyor mesela. Orman oynar mı? Ya bir kere gördük. Daha gördük mü? Geçen maç geldi. Hayır Valencia'da orman ya. Valentina ne zaman gördük ormanı? Bir kere gördük, o da MTC1'deydi. Ha, ben de MTC2'de nerede gördüm falan deminden. Yok. Burada çıldırıyordum. Ne oldu? Nasıl kaçırdık bunu yani diye. Evet. Şimdi bakalım yani ikinci yasaklama ne gelecek? Mesela burada ben carry üstüne yasaklama atmanın hem mantıktan mantıksız olduğunu düşünüyorum az önce söylediğim sebepten evet. Ötürü. Şimdi bir yasakladın, iki yasaklasan zaten 3 yapıyor. Rakip bir tane yasaklayabilir. 4. Üstüne sen seçeceksin. 5 falan tamam abi kere'den gidiyoruz. Brody yasakla. Ha? Brody. Evet Brody olur. Ya işte Brody yasaklayacaksın. Beatrix yasaklayacaksın. Bir tane de seçeceksin. 4 kere sayarım ya. Ya nişancının böyle bir güzelliği var abi. Nişancı havuzu çok geniş şu an. Ama, şöyle bir şey var. Maalesef'in böyle bireysel olarak en iyi oynadığı kahraman bence net bir şekilde Brody. Brody'yle oynadığı oyunu. Brody'yi çek o zaman. İkinci tur sen de seçim. Evet ilk tercih hakkı. Sen Brody'yi de yasakla. Tabii şey yasakla diyorum Fireflux'a. Brody... Ha sen Fireflux'a diyorsun. Evet. Baksı'ya gitti. Fireflux nişancıyı açık bırakacak. Alsın oynasın mı? Alsın oynasın istediğini biz karşısına gideriz diyor bence. Evet büyük ihtimalle. Ama bakalım son bir tercih hakları da olduğunu unutmamak lazım şu anda. Carry yasaklayıp Brody çekmeceler falan böyle. Carry yok. Yani carry yani lafın gelişi de hani bir şey yasaklamak için söyledim orada. Carry. Yok abi ya. Yok. Sen hayal kurma işte ya. Hayali bile. Violence 9. yasaklama yapacak. Bakalım. İyi. Yasaklamaları bekliyorum. Çok iyi abi. Müthiş. Sen nasılsın? Ben ne yapayım? Aynı bildiğin gibi Murat'ın öyle maç anlatacağız biraz. Çok iyiymiş ya. Ben de izleyeceğim sizi. Vallahi. Vallahi. Çok iyi. Nereden izliyorsun? Şu abi, arkadaki locadan. Evet, locadan. Çok iyi. Herkesten erken izliyorsun. Biraz da bir 17 saniye. Evet, müthiş bu arada. Sabahları sesiniz bile gelmiyor. Bayılırım. Franco. Franco, bunu bekliyor muydunuz Franco'yu? Ya Franco'yu niye biz konuşmadık bugün hiç? Ne konuştuk, ne seçildi, ne yasaklandı, ne Franco'nun esamesi okunuyor. Ama... İki haftada ama kraldı yani. Bir şey diyeceğim. Franco birazcık daha böyle hani meta değil de oynayanın evet. Elinde meta oluyormuş evet, gibi evet, bir evet, tam olarak öyle bu arada. Lansiyon. Dikenler astı. Kaja. Açık. İşte gelir mi mesela bence alınır. Ama Grok var. Yo şey içinde mi? Violence içinde mi mesela? Fireflux'a kalacak. Taşıyıcıyı büyük ihtimalle seçecek. Ama böyle... Gerçi zaten iki tane seçim atacak. Efe'nin bence böyle çok hasarı yokmuş gibi hissettirdi bana yani. Burada işte Edith'in belli bir... Abi kerisi yok. İlhamla... Evet yani. Hayır demek istediğim şey şu çok ağır ağır kahramanlar işte, anladım. Edith de robottan inince can yakabiliyor. Sadece 10 saniye. Savaşta 10 saniye sürüyor deme ama kaçma ihtimallerine göz ardı et. Tam diyecektim savaşta zaten 10-15 saniye sürüyor. Ama Edith şöyle bir durum var bir kişiye fokuslanıyor. O evet, an yakında evet. Sadece evet, tank evet. Olduğunu düşün. Çok doğru bir pozisyon alması lazım. Alien, ama Alien oynuyor. Tabii. Öleli. Ve Irithel. Bir süredir izlemedik. Bugün çok farklı bir gün oluyor sanki. Ya böyle çok heyecanlı. Ya bilmiyorum ben Gortlar falan. Ha Gortlar. Ben şey gibi hissediyorum. Şimdi meta biraz değişti. Takımlar ilk iki hafta çok net bir şey oynuyorlardı. Herkesin metası sabitti. Sonra arada büyük ihtimalle o hafta içi scrimlerinde falan. Evet. Yeni şeyler ortaya çıkmaya başladı. Yeni meta oturtmaya çalışıyorlar. Bir iki kahraman kesin. Ama onun dışında yani... Kimsenin aklına çok net bir şey yok. Birkaç kişi var. Kaşa geldi, konuşulmuştu zaten. Bakalım Sunshine'in tercihi. Ooo, Brody geldi. Kendisi aldı. Evet, kendisi aldı, baktı. Şimdi son tercih hakkı Violence adına. Abi FF'i easy win ya. Dakika 13-15 bitir yani gidelim. Yo 15 olmaz. FF'i easy win ya. Şuraya baksana. O derece diyorsun yani. O kadar da easy olmaz ya. 13 olmaz da 15-17 olur rahat.
Buraya ne ormancı alacak? Ben onu merak ediyorum hala ya. Hiç ürün kalmadık ya. Kompa baksana. Baksya da gitti diyorsun. Hayır yani şu zaten FF acayip güçlü ki şu an. Evet. Her şeyin karşısına oynarsın. Ya. Bu kompu bana ver, her şeyin karşısına oynat. Ya ben de birazcık da Violence'e böyle birazcık övgü tatlı böyle işte ihtimaller. Ya yapalım iyi hoş da. İşte onlara ama denedin de yok yani her türlü. Hani çünkü komp çok güçlü artı takım da çok güçlü. Ya ben böyle olayım pek şey yapamadım. Şans Martis veremedim. 3 bin dünya Martis içinde sana denk tek düşman arada yok. Kayar. Öyle mi? Pençe atar. Diyorsun. Hı-hı. Zor. Zor mu? Belki imkansız. Güzel olacak ya maç. Keyifli yani, olacak. Yani şimdi peki şeyi sormak istiyorum size. Takım isimlerini kapatınca kompozisyonlara baktığınızda yine, kompozisyon daha olarak yeni söyledim. Sol, yine sol. Yine FF. FF yok eder bu ya. FF dışında hangi takıma verirsen ver oynar falan desek abartı olur mu? Herkese istediğin oyuncuya ver yani. Bunu gir evet, ranked maçta ver. Ranked'de de çok güçlü. Çok yani. Güzel. Bakalım yani sunucularımız oldukça iddialı. Takımların performansını da tabii artık merak ediyoruz ve dördüncü hafta, birinci gün, üçüncü gün karşılaşma Farflux Valens arasında başlıyor ve ben sözü yavaş yavaş sunucularımıza bırakıyorum. Teşekkürler sevgili Sinancım ve Mobile Legends Türkiye Şampiyonası'nda Farflux Valens'a karşı söylediğimiz gibi güzel bir karşılaşma. Bizleri bekliyor tabii, kompozisyonları konuştuk, ekiplerin genel olarak geçen haftalardaki performanslarını da konuştuk. Burada bir takım lig aşamasını şampiyon bitirmek için bir maça çıkıyor olacak, diğer tarafta Valens ise playoff'larda yerini sağlamlaştırabilmek istiyor. Burada bir galibiyet alabilmek istiyor. Özellikle hepsine Underworld kazandıktan geç. Sonra. Evet. Onun için çok oldu. Önemli bir durum. Ya, ve yavaş yavaş da artık bir işler gelecek. Prime burada tek başına maalesef ile beraber devam ediyor. Diğer tarafta Fireflux birazcık daha fazla yardım etmeyi tercih etti. TNC. Ya bir de şöyle bir durum var. Ters güçlendirmeler başladığında altın çizmek istiyorum. Bence Martis daha hızlı ormanı dönebilecek. Böyle Freddy'ne göre daha hızlı bir kahraman ya. Eğer o üstünlükle beraber rakibinin ormanında bas kurmayı başarabilirse işler farklı olabilir ama dediğim gibi yani Violence'in tercihi birazcık daha geç oyun tercihi. Evet. Martis tek başına erken oyunda vursun ne olur yani. Aynen öyle. Ve üst tarafta Apex. Burada Karu'yu birazcık daha tabii ki rahatsız etmek istiyorsan Sunshine oraya doğru yaklaştı. Brian'ın geldiğini görecekler. Bu 3v2 savaşta çok ciddi bir takas olmayacaktır diye düşünüyorum. Son saniye Karo'dan da şöyle bir duvar açıldı Apex'in konumunu bozmak adına. Yavaş yavaş bir de doğru geliyor. Alt koridoruna. Düşmeler yalnız fena Alien. Yani Ren'le pek de iyi bir takasa girmedi orada. Ya 4 seviye olana kadar gitaristim yani hiçbir şey yapamaz ya. Yok. Zor, imkansız. İstese de yapamaz. Ne kadar güçlü bir kahraman olduğunu Terizan'ı hepimiz biliyoruzdur. Karşıma gelince bir de çok böyle rahat şey hissediyorum. Evet ya çok ağır. Yavaş vuruyor ama vurdu mu da tam vuruyor. Aynı Brody'nin tecrübe koridoru gibi bir şey. Evet evet bir tık öyle bir hissiyat. Bu güzel bir benzetme oldu. Yani gerçekten öyle. Rosa gitmek istiyor şimdi burada TNC ile beraber Karo'nun üzerine doğru. Karo yarıcanın altında. Manası da yok zaten. Aynen Biz... öyle. Yavaştan artık bir o abi ben bir üste döneyim şöyle bir yenilenelim. Bir kendimizi toparlayalım konumuna girdi. Tabii özellikle kaplumbağanın 4 tanesi kalmış durumda. TNC Brian'in yanına doğru gitmişken burada Fireflux biz kaplumbağayı almak istiyoruz. Burada committleyeceğiz mesajını verdi. Evet. Üst taraftan bir destek gelmesi bekliyor. Başlayacaklar ya burada. TNZ öylesine bir gelmelerine geldi derken Karo içeri doğru girip TNZ burada kısıtlısını kullanıyor. Güzel hasarlar Ren pozisyona dahil olmak istedi. Yardımı geldi. Aynı şekilde Alien da pozisyona dahil olmak istiyor. TNZ tabii ki burada hani hazır onlar turtle'a vururken ben de bir yandan da boş kaldığı orman keseyim demiş olabilir. Aynen öyle. Şimdi burada Karo Skald'in yanına doğru. Biraz daha geçmiş durumda. İki tarafta çok fazla risk almak istemiyor. Bu tabii oyunu birazcık daha gidişatını belirleyecek aslında objektiflerden bir tanesi. Erken oyunda tamamen baskenlerine gelecek. Arka tarafta çıkan bir kırmızı güçlendirme ama şu anda onu alabilmiş değiller. Buradan Ovarya'dan hemen bir baskı Rosa ile beraber oluşturuluyor. 5 seviyeydi bu arada Brian. Dikkatli olması lazım Apex'in. Alt koridordaysa Ren tabii ufak ufak kuşunu atarken bir yandan da takım arkadaşlarına çok yakın. Yani iki tarafında cesaret edemediği bir kaplumbağa var. Bir dakikadır burada dürtüşüyorlar. İki tank 4 seviye oldu bu arada. Burası karışacak. Alien burada zıplattı Karo'yu ama işte pasif varken de Karo'nun taştan olduğunu havaya kalkmayacağını hatırlatmak istiyorum. Abi burası karışacak da yani orta tarafta... Karışamıyor. Karışamıyor. Orta tarafta Skarly gidiyor minyondan. İşte Gold'unu alıyor, XP'sini vesaire bir şeylerini alıyor. Ondan sonra gidiyorlar alt koridoru puşluyorlar, geri dönüyorlar. Apex oyalıyor bu arada. Aynen. Bufflarına gitti şu anda. Bir yandan Frenzy'nin güçlenmeye devam ediyor. Apex hazırlıyor. Ama yapmak istediği tek şey oyalamak Apex'i şu anda dikkatli atmak. İki tank burada, Skarly de orta koridorda. Bir de üstte Skarly'nin üstünde de kaca uçuşundan olduğunu hatırlatmak istiyorum. Anlamış olmaları lazım. Üst tarafta
Çok güzel. Ufak bir baskı geldi. TNC yaklaştı şimdi buraya doğru ve dörtgenin altına inmiş durumda. Karo acaba ayılabilir mi? Tam olarak emin değilim. Görüş verdi, görüş verdi. Birazcık daha uzaklarda. Brian geldi. Brian birazcık geç geldi. Jezro altlıkla çekerken Karo Brian ikilisi kovalamak isteyecekler burada. Marquez! Yanda. İlk kan Brian'a giderken burada belki de bir teselli skoru olacak. Kaçı, şimdi ikincisiyle beraber burada. Gayet güzel bir pozisyonda. Violence ekibi altında öne geçmiş oldu. Her ne kadar kaplumbağayı verse de. Şu anda Violence ekibi bu takas bence üstün gelinmiş bir takas olduğunu söylemek istiyorum. Turtle elinde belki ama sonucundan alınan iki skor var. Belki altında böyle ama hani totale baktığımızda ormancı düştü. Güçlendirmelerini kaybetti işte. Yanında bir de tankın düştü. Tankın ışınlanmanı gitti. Olduğu bulduğu şunu. Bence Violence burada üstün gelmeyi başardı rakibine karşı. Aynen öyle. Ve pozisyon tekrar burada 2'de 2'nin Brian'e gitmiş olması önemli. Şimdi kalkanlar kulelerde yanına yakın maalesef gitmiş. Düşecek artık. O ekstra gold'u toparlayamıyor olacak. Üst taraftan bir yarısını falan almış sanırım Sunshine. Evet evet. İyi de bir altın farkı demek bu. Onun için önemli bir push. Birebir de gayet güçlüydü. Şimdi ikinci kaplumbağanın 50 saniyesi var. Ben burada bir takım fight çıkacağını sanmıyorum. TNZ sadece dürtmekle meşgul. Sadece görüş veriyor, bir ilerliyor, bir geri çıkıyor. Kaplumbağa beklenecektir. Amaç birazcık daha bu gibi tabii. Alt koridora doğru ilerleyen bir alien var. Evet. Şu anda Rosa tekrardan bir mana. 25'in base'e dönerken alt koridora hareketlik var. Bunların üstünde büyük baskı. Alien taramaya devam ediyor burada. Işınlanmasını atabilecek mi derken Rilly tekrardan zıplatıyor ama Ren son anda yeteneğini doşlamayı başarıyor Alien'ın. Burada ölmeden çıkmayı başardı. Elin canını yenilecek ve Ren şu anda base'e dönmek zorunda. Bu ne demek? Koridor pushlanacak, kuleye hasar verilecek. Bir de üzerine minyonlardan gelebilecek XP ve gold tamamen kaybediliyor demek. Şimdi Ren'e karşı bu yavaş yavaş gelen üstünlüklerimiz aslında meyvesini görüyoruz. Elin 8 seviye oldu. Herhangi bir şekilde kili olmasa da, asit olmasa da tahminen altında da önde. Ekstra gelen işlerine hem kaplumbağası hem osubusu bütün fightlarını işin içine dahil ettiğinde ki altın farkları da tekrar ekranlarda. Bakıyorum 3400 bir tarafta, 3000 bir tarafta 400 altındaki bir fark var. Çok net yani bu. Evet. Bir de üzerine ikinci savaş geldi. İkinci savaşı da kabul ediyor. Yarıcanın altına indi bu arada. Reji alt tarafa bir dikkat alabilir miyiz bilmiyorum. Orta tarafta çünkü kaplumbağayı çok rahat şekilde alacaklar. Şimdi burada en üzerine doğru elin tekrar devam etti. Son saniye belki de bir tane push var. James yaklaştı. O yerde James kill'de bir de üstüne kule gitti. Bu pozisyon Fireflux için mükemmel bir kazanç. Yani tam zamanlamada gelen bir TNZ ardından Alien'ın güzel oynayışı tabii o saniyede çalıya girmesi işi bozdu derken Karadon ışınlanma ulti burada Apex'in üstüne güzel bir hasar. Apex burada bir şeyler denir ışınlanması diye girdi ama yanıt burada Valentin'den çok fazla geciktiğini söylemeyeceğim. Evet. Yine ikilik bir takas. Ne alacaklar bu arada? Yani bu olmaması gereken bir hamle. Tamam. Kuleyi vermemeye çalışıyorlar maalesef canı yarım. Burada Brian'in desteği var. Tabii Brian bir dive isteyecek Rosa'nın üzerine doğru devam etti. Burada buluyor Rosa'yı. Takım arkadaşlarından destek gelmesi lazım. TNZ güçlendirmeyi aldı ama onlar çoktan geri çekilmişlerdi. Öyle olunca yani bir dive kule altında yok. Zor. Pozisyonuna tekrar izleyelim istersen. Burada Alien giriyor, ışınlanmasını atıyor ama işte görünmezlik işini bozdu. TNZ geldi, ultisini attı tam zamanında ve işini bitirdi. İlk skorunu böylelikle beraber almışlardı ama Violence skor farkını gitgide açmaya başladı. Evet. Altın ve farkında öndeler ama işte şeyde skora girdiler. Rosa bir ulti'yi kullandı. Görüşü nerede? Karo yarıcan. Evet. Orada iyi bir dürtme var. Yine bir 40 saniye kalmış durumda. Brian. Aşağıya doğru sanırım inecek. Bir tarafında da şu anda çok istediklerini bulamadılar. Birazdan güçlendirmeye dönülebilir. Alt koridorun kaybedilmesi büyük problem. Ya bakar mısın? Ren şu an eli kolu bağlı. Üzerine devam etmek istiyor tabii. Bir yandan eğiliyor. İki kişiyle birlikte TNZ burada desteğe gelecek. Kule altında Ren'in üzerine gidiyorlar. Rosa iki pikselle kaçırdı orayı. Bu arada zorlayacak. Ve camdaki bir kule dirilmeye devam ediliyor. Ya bilmiyorum mid tarafından şimdi kaplumbağaya dönüldüğünde Lord'a dönüldüğünde Fireflux full avantajı sahip. Evet şu anda Lord'a döndüler. Alt koridora tabii ki üstünlüğü sağladılar. Burada tabii alt koridorun tersindeki olan Lord'u katledebilirler, hatta bekleyebilirler. Katletmeleri birazcık zor tabii. Bu çok büyük bir risk. Martis varken Martis araya girip burada çalmaya başlamıyor ama Apex'in bu canla iken Lord'a girmek bir tık sıkıntı. Orayı biraz daha
durdurmak isteyebilirler tabii ki. Baitlemek lazım yani, yani. Olayın aslına bakarlarsa. Şu anda Lord'u bait olarak kullanmadılar. Alien zaten koridoru ittirdi. Hemen savaşa gelebilecek potansiyelde. Hızlı gelebilir derken Alcor'u savaşmaya devam edecekler böyle. Ya bunlar kardeş kardeş oynuyorlar ya. Böyle birbirlerine vuruyorlar. Zevk olsun diye. Alien zaten 35 dakika Lord'a vurduğunu gördükten sonra Alien hakkında farklı bir şey söylemek istiyorum. Burada karo çok fazla serledi. Brondengis'i ölecek. Karanın üstüne dönüp tekrardan bir resetlenmesi lazım. Bir yandan da Alien'ın da Athena kalkanının çıktığını görüyoruz. Bir yandan da Karun'un da Ayaz'ını sonunda dakika 9'da bitirdiğini görüyoruz. Oo, Tienzi istedi burada. Kışkırtmayı da atıyor. Yani Scully'ye verilen burada yarayacağın çok çok önemli. Apex'e yaklaştığında kuleyi biz net olarak alacağız demek. Bir ulti zıplatma, net score ve artık yavaş yavaş oyun kopabilir. Lord için en önemli hamlelerden bir tanesiydi. Karo ilik kolu bağlı şekilde izliyor. Erittiler, yarıcana getirdiler. Ren yetişmeye çalışacak, maalesef yetişmeye çalışacak. Burada Karo'yu indirildikten sonra kolay pozisyon olması lazım. Ren o kafayı denedi ama istediğini bulamıyor diğer tarafta. Hemen gelen bir kışkırtma ile beraber Karo tekrar yerde. Onun ardından Scully ile kolay isim TNZ ile beraber Alien oldu. Ay çok az canları. Oldu öbür tarafa çarp diğere. Bir skorda TNZ'ye giderken Fireflux için kolay pozisyon, 5. galibiyet yaklaşıyor gibi. Yani şu anda kule altında bir de üstlerini kesecekler. Düz vuruşları can yakıyor Sunshine ama son vuruşu bırakamadı. Son vuruşu belki bırakamadı ama şu anda Lord almanı lazım. Alien'ın burada canı az. Kendisinin gelmesini bekledi ama bir yanında doğduğunu hatırlatmak istiyorum. Dakika 10'dayız. Geliştirilmiş bir Lord değil. Evet. Yani şu an bu Lord'u alacaklar. Martis belki denemeye böyle zaten az önceki pozisyon, az önceki senaryo yaşanmasaydı şu anda Violence üstünlüğünü devam ettirecekti. Ama işte dakika 10 Lord'u için o aksiyona girilir miydi tartışmaya açık. Bunu tabii ki sonradan da tartışabiliriz. Ve işte şurası gerçekten güzel devam ediyorlar. Bir oyuncu önde kalıyor. Karo birazcık zorlamak da istedi orada. Rakibin o kadar kolay geleceğini tahmin etme. Takım arkadaşlarının belki daha hızlı geleceği düşündü. Kesinlikle. Şimdi Lord'un nereden kullanıldığı önemli. Alt koridor zaten yani kule yarıcağındaydı. O Lord'dan öncesinde bile kule düşebilirdi neredeyse. Alt düştü, orta düşmedi ama aynen fark ettim bilmiyorum. Lord giderken alt tarafı ortaya alacaklar. Lord inhibitöre dayandığında orta 2'yi mi isterler? İnhibitörü mü komitlerler ona emin değilim. Büyük ihtimalle orta 2'yi isteyecekler. Evet. Ve biz bunları konuşurken hiç hesaba katmadığımız bir de üst koridor kulesi var. Şu an zaten 3 kule düştü abi. Yani Lord power play dediğimiz olay dört bu. 4 geliyor 4. İnhibitör isteniyor. İnhibitör isteniyor. Bu fight isteniyor mu emin değilim. TNZ yaklaştı. Apex yaklaştı. Bir tarafından gelen bir tane kule var. Altta maalesef. Nereden neyin geldiğini anlamadı. Ona neyin çarptığının farkında değil şu anda. Ve yani dördüncü kuleye devam edilirken inhibitör devam ettirilebilecek. Karo! Dediğim gibi Karo'dan güzel bir tane zıplatma. Arka tarafta kaç da arkadaşına pek yardım etmek istedi. Baskılayacaklar Karo'yu. Diğer tarafta Brian birazcık daha TNZ'yi uzaklaştırırken Brian geriye doğru gitmek durumunda. Ya bu fight kovalanabilir değil. 100 saniye sonra gelecek. 4 oyunun kapanışı olma ihtimaline sahip. Yani orada Eritel'in ciddi bir hasar çıkartabildiğini gördük. Eritel'in de yavaştan da kasıldığını hatırlatmak istiyorum. İçeri girmek kolay değil ama içeri girdiğinde 1-2 tane skor aldığında kapanış olabilir. Ama bu Lord'u rahat alabilirler miyim? Tartışmak istediğim konu bu. Çünkü hani baktığın zaman Violence de biliyor. Eğer bu Lord'u alırlarsa en kötü oyun bitecek ve en iyi senaryoda bütün iyi imsörlerini kaybedecekler. Bilemiyorum. Burada Rosa'dan güçlü alacak. Yani içeriğinde maalesef çok ciddi hasar yedi. Rosa'nın da hasarı unutmayalım derken içeri doğru giren bir Chance var. Geri doğru kışkırtmayı başaran Chance'ye ardından burada uçsa ama Karo'yu kesmek için yeterli değildi ama son anda Rosa. Sniper. Adeta küçük çaplı bir sniper. Tertemiz çiçek gibi attı orada. Çok iyiydi. Acayip tatlıydı. Şimdi 50 saniye var. Tabii Karo doğacak bu süreçte. Sıkıntı yok. Ama her ne kadar bir altın farkı açılmamış olsa da veya dakika 12 için böyle 10.000 altın falan görmemiş olsak da belli bir üstünlük var Fireflux'ta 5K kadar. İyi bir fark. Çok ama ya. Bunun yanında haritanın işte her yerini almış olmak asıl problem. Dakikanın yarısı kadar altın farkı verilen kuleler hani ya isterse 10K fark olsun ama o kuleleri vermemiş ol. Zaten bu mümkün değil ama hani haritada gezebilecek, farmlayabilecek bir alana sahip değiller. Şu an şu hareketi yapmaları çok riskli bir hareket. Tamam arkadan şu çalıdan birisi bir oyuncu çıksa mesela. Burada savaş direkt kaybeder. Tamam şu an elini kestiler ama riski göze alıp şu anda kazanmaya oynamak istiyorum. Öğlen çok hırslı bir takım olduğunu tekrardan bu yaptıkları savaşla beraber kanıtladıklarını düşünüyorum. Aynen öyle. Ve
Yavaş yavaş Lord başlıyor. Karo yaklaştı Brian'la beraber. Güzel bir fırsatla olabilir. Belki buradan birini çıkartırlarsa ama Fireflux'in hiç alakası yok konuyla. Onlara pek bir girişle beraber. Bedava bir tane kill isteyecekler. Brian ön taraftaydı. Havayasa vurdular arka taraftan. Rosa yaklaşmış. Brian'ı son bir vuruş. Sunshine'dan parlattı oraları adeta. Karo yine kısırılmış durumda. Rosa burada kill alacak. Ren takımı arkadaşlarının kaçması için bir alan yaratmaya çalışıyor. O alanı yarattı ama ne pahasına, canı pahasına. 3 oyuncu yerde. Lord geliyor, dakika 14. Evet, dakika 14. Lord'u aldılar. Lord'la beraber ilerleyecekler. Hani hani konuşmuştuk karşılaşma öncesine. Baktığın zaman kaç dakikada biter diyorduk. Sen net bir şekilde 15 demişsin ve 15'e doğru ilerliyoruz. Lord 15 saniye sonra üstten çıkacak. 14-10'da ilerlediler. 30 saniyede ilerlese 14-40'da kapanışı görür müyüz? İhtimal var. İhtimal var ya, ben şöyle 13-15'te bitebilirim. Apex! Allah! Ne yapıyorsun Apex? Abi bu kazanıyoruz şeyi. Abi gitti. Trobu, bu kazanıyoruz Trobu yani. Lord geldi. Apex tabi Lord gelirken şimdi 30 saniye yok bu. Apex'ten gördüğümüz klasik hareketler. Alışıyoruz bu tarz şeylere. O yüzden çok şaşırtmadı. Apex'in kırbacının ucu mu şey oldu acaba? Bilmiyorum ki. Kırıbı. Alien. Bir de doğru geldi. Zaten burada yeni bir tor yoktu. Oyun sonuna gitmek isteyecekler. TNZ ile beraber zorlamaya çalışıyorlar. Şimdi burada... İçeri girdi Lord. Yavaş yavaş vurmaya başlayacak. Yarı canını alabilir. Üst taraftan gelen bir tane yeni bir tor var. Arka tarafta Rosa yine bir tane maalesef göndermek istedi. Lord temizlendi ve işlisi avantajı olduğu için Violence'da onlar bir şekilde Lord'u tutabiliyorlar. Ne oldu? İçeri bir tor verildi. Amelis'ten defansı sağlamlaştırmış oldular. Eline gelen bir tane sersemletme ve Alien geriye doğru çekilmek zorunda kalacak. TNZ arka tarafta bir canda sadece. Alien kaçmaya devam ederken burada Ren'in canı son bir vuruş, son bir dokunuş acaba gelir mi diye bakıyorum. Sunshine gitti rakibinin üzerine doğru. Çok iyi hasar be. Rosa bir skor, Sunshine bir skor derken Fireflux şu pozisyonu yoksa biter, biter, biter. Oyun Apex biter. Apex geliyor, Apex geliyor. Ren o da düşecek ve oyunun sonuna mı geliyoruz? Evet yani büyük ihtimal geldik. Şu andaki oyuncular arada kaldı. Karo'nun burada düştüğünü görebiliriz. Oyalamaya çalışıyor. Ren de burada yakaladılar. Ren de bitirdiler ama arkada kuleye 100-100 vura vura karşılaşmayı bitirmeyi başardı. Harika bir maçtı. Hani baktığın zaman totalinde Fireflux üstünlüğü belki ilk başta yakalayamadı ama böyle dakika 4'lerde 5'lerde gideriz, sence nasıllardı? Evet. Yani şöyle...